Selamlar sevgiler, mutlu hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba 18 Eylül. Evet, bugün ayı günü, şaşırmadım, karıştırmadım. Çünkü unutmadığım günler arasında bugün anneannemin vefatının yıl dönümü. Çok buruğum, çok üzgünüm. Ama Rabbim bizden daha çok sevmiş, yanına aldı. Yapacak bir şeyimiz yok, diyecek sözümüz yok, edecek isyanımız yok. Rabbim bizden daha çok sevmiş, almış yanına. Hep normal günlerde de zaten hep aklımda, biliyorsunuz. Hep söylüyorum, hep bahsediyorum. Bazen çok bu konuda çok sıkıcı olduğum söyleniliyor. Ama benim hayatım bu, geçmişim bu. Sevgim çok ondan dolayı. Böyle bugün hep ondan bahsedip hep ondan konuşmak istiyorum. Ama tabii herkes ölüm çok çok acı bir kayıp, yani gerçekten tarifi yok, çözümü yok. Ama ne yapacağız? Alışmam dediğimiz her şeye alışıyoruz. Yani tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Rabbim sağ kalanlara, büyüklerimize uzun ömürler versin. Ben bugün ne düşündüm? Aşure yapacağım demiştim. Kısmet olmamıştı bu yıl aşure gününde yapmak. Ebru da yapmıştık, biliyorsunuz. Kendi evimde de yapmak çok istemiştim ama bir türlü olmadı. Yani neden olmadı bilemiyorum. Bugüne nasip kısmetmiş. Kayınvalidemden büyük tencereyi alacaktım. Ciddi anlamda aklımdan çıkmış, unutmuşum. İkiye böldüm. Bu da işimi görür fazlasıyla. Neydi? Dün akşamdan ıslattım. Şu anda ilk böyle azıcık haşlayıp süzeceğim buğdaylarımı. Zaten sabah 8'de koydum. Şu anda saat 9:20 var. Süzeceğim. Diğer işlemlerine geçeceğim. Allah izin verirse. Sanırım ilk defa bu kadar erken video çekiyorum. Akşam üzeri öğlen falan da, ama bugün gerçekten bayağı erken saatlerde. Ümit uyuyor. Biraz sonra uyanalım. Akşamdan ıslattığım için buğdaylarım çok güzel olmuş. Onu unutmamış şimdi. Şurada kaynattığım 2,5 litre suyum var. 2,30, 2,5 da deneyelim. Yani büyük tencere ölçüsünde ama ikiye böldüğüm halde bu. Biraz daha su ilave edeceğim diğeri için. Dün demiştim okursanız çok sevinirim diye. Gerçekten birçoğunuz yazmış. Nasıl mutlu oldum, nasıl? Şöyle buğdaylarım. Bu suyun içine. Diğeri bir 5 dakika daha falan haşlansın. Fasulyelerimi de ayarlamıştım. Dediğim gibi her şeyimi ayarladım. Fasulyeyi de akşamdan haşladım. Bir haşlanmış fasulye. İki buçuk. Şimdi
notumu da çıkaracağım. Onun notunu sırf karıştırmayayım diye şöyle köfte kabına koymuştum. Nohut, fasulye, buğdayı kaynayacak biraz. Bu ölçülerle daha fazla olur. Daha fazla kişiye dağıtabilirim. Zaten bu üçlü yan yana gelince malzemeler tamamlanmış oluyor. Şimdi elma soyacağım. Diğer malzemelerimi halledelim. Bu da açılmış artık. Vallahi suyun vakti gelmiş. Onu da halledelim. Birlikte yapacağız. Uzun bir video olacak ama olsun. Sabah erken saatten mesela canlı yayın açmayı düşünmüştüm. Şekilde bunu da hazırlayalım. Bu da diğer mutfon. İçimden de bu arada hep okuyorum. Sıcak suyumuz bir kenarda kalsın. Şu anda 4,5-5'e yakın su harcadık. Çünkü sıcak su bana lazım olacak. Geçen yıllarda yaptığım bir şey yapmayacağım. Karanfil elmaya batırmıştım ya. O zaman ben karanfilin tadını pek alamadım. Şimdi karanfili kaynatacağım. Elmayı da minik minik doğrayacağım. Şöyle yumuşak elmalardan seçmek istiyorum. Elması içinde kalsın. Kutumu da açtım. Bir onu kendimi eleştirecek olursam tadını tam böyle karanfil tadı yoktu. Ondan dolayı şu
fasulyeyi şu kaba koyuyorum. Çünkü fasulyeyle artık işim yok. Böyle kalsın. Elmalarını doğradım. Böyle minik minik. Şimdi atacağım elmalar ne kadar kaybolursa o kadar iyi benim için. Kaybolsun elmalar içinden. Patates gibi durdum. Hatta kaynaya kaynaya yok da olabilir. O tadını versin yeterli. Diğer malzemelerimize. Kayısıyı doğrayacağım. Üzüm suya koyacağım. Şurada. Hemen doğrayayım ben bunları. Bunlar uğraştırıcı sadece. Mümkün doğramak. O kaynarken yaparım. Özellikle olgunlaşmışlarını seçiyorum. Alırken çok seçmedim. Hayat bir de kimileri ölüm yıl dönümünü anarken kimileri doğum günü kutluyor. Bugün Batı'nın doğum günü var ya, onda buradan doğum günü kutluyorum. Akşam üzeri gideceğim. Okul çıkışında yapacağız onun da. Çocuğun da gönlü kırılmasın. Gülşah da tek başına hayat mücadelesi veren bir anne arkadaşım. İnsanlar her daim yani ayrılmak için evlenmiyorlar. Ama hayatın ne getireceği belli olmuyor. Bugün herhalde bu videoyu paylaşımı biraz daha erken saatlerde olmuş olacak. Birazdan da tam malzemeleri koyduktan sonra da pişerken televizyondan duvar açacağım burada. Kendi kendime hem okurum hem yaparım. Karanfilledim. Geçmiş mi acaba? Karanfilin mi kokusu yoktu ya? Şimdi bak bunu da paketini açar açmaz böyle bir kokusu geldi. Anlayamadım ondan bir şey ya. Hemen yani daldı kokusu. Onda hiç karanfil kokusu hiç alamamıştım.
Yani şimdi süslü süslü aşureler yapıyoruz ama o zamanlar nasıl yapılıyordu? Hani ana maddeleri bunlar da. Mesela gerçekten karanfil var mıydı? O geldi aklıma şimdi. Kayısının olduğuna eminim. Dolmalık fıstık var mıydı? Badem vardır, bilmem. Bilmedim. Şu anda bir onu sorguladım. Burada. Bu arada kayısılarımı da tabii sudan geçirdim. Onu göstermedim sanırım. Sudan geçirmediğini düşündüğümüz beni uzak. İnciri en son. O en son. Ya şu turizm. Biraz koyu ama sarısı vardı leblebinin içinde. Önce bir yıkayalım, sonra sıcak suya koyalım onu. Kuş üzümü yoktu dün aldığım yerde. Ben de dolmalı kuş aldım üzümü. Karı şeyleri çıksın. Ben biraz aşureyi daha şeffaf seviyorum. Böyle çok kara kara sevmiyorum. Aşureyi tutuyorum. Tazeliyorum. Elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şimdi de aklıma bir şey takıldı. Bademleri suda bekletiyorduk ya hani. Kabuğunu koymak için. Böyle alınca nasıl yapalım? Yine de sevgiler sen nasıl? Yok bu. Aslan mı bunlar? Çok mu iri? Şöyle suya koydum. Hatta dolmalı fıstığı da üzerine koyayım. Bir tane daha olacak bundan. Bir tane almış ona bak. Şimdi artık tahta kaşık kullanacağım. Kaynayan bir şey aslında tahta kaşık koymak istemiyorum ama az önce sana yaptım. Kendimle çelişmeyi unutabiliyor insan. İnsan güzel konuştu. Yoruldum. Annelere gittim, neler yaptım. Tenceremi değiştireceğim. Tertemiz bakabilirsiniz. Nereye gittim? Kemal abiye gittim. Lokantaya. Kemal abi dedim, benim tencereye ihtiyacım var. Böyle böyle.
kız gelseydin alsaydın diyor. Dedim başarabilirim diye düşündüm. Ama dedim içime sinmedi. Böyle sanki yerini karıştıramadım gibi hissettim. Olmaz öyle iki sefer denedi. İyi ki de gitmişim ya. Yoksa istediğim gibi olmayacaktı. Bir de daha tertemiz tenceresini verdi, bakabilirsiniz. Lokantadan alındı diye şey olmasın. Ama benim evimdeki tencereden iyi neredeyse. Böylekiler gittiniz şimdi. Kendime de güvenmeyeyim o kadar. Sağ olsun ya. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan elbiselerini baksanıza, bu diğer tam da düğü böyle oldu. Olmaz böyle. Koca koca tencere kaynasın. İçime sinmedi. Heh, şimdi oldu ya. Oh, çok şükür. İçim rahatladı. Bak şimdi buna bak, ne kadar su lazımmış bak. Onlarda hiç belli olmuyordu. Küçük olduğu için elma kayboldu. Şimdi 2, 4, 6. litre su. 6, 2 litre su daha. 8 litreye ölçü bu. Ben de böyle bir tencere alacağım kendime inşallah. Vallahi su sesi biraz fazla geldi sanırım. Heyecanıma maruz gelin. Ben de diğer tencereleri yıkayım, buraları kaldırayım. Kapağı yıkayım ağzına. Ses yapmayayım daha fazla. Şimdi size de yakından göstereyim. Pırıl pırıl içi. Elmalar biraz sonra tamamen kaybolur. Etrafımı toparladım. Ağzını şimdi açtım. Dediğim gibi bir saat kaynayacak. Şimdi de şey, elmasını koyduk ya, şu karanfilli suyunu. Evet ya, bu işte aradığım esans koku bu. Şöyle de başka bir kuru üzümüm vardı, ondan da ayırdım. Leblebinin içindeydi, seçmek biraz zor oldu bana. Bak, bu üzümü bulamadığım için üzüldüm ama olsun ya. Sonra karıştırarak devam ediyoruz. Yavaş yavaş ilk bir saati dolduruyoruz. Önce üzümleri süzelim.
Şimdi kayısı var sırada. Kayısımız ayrı ayrı kaplar kullandığım için. Badem ve fıstığı da ilave edeceğim. Gözüm şu an nedense kuş gözümünü alıyor. Şimdi kaldısı. Şu sarı üzümümü de ilave edeceğim. Eğer hala gözüme çıplak görünüyorsa gidip alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bulmaya çalışacağım. Buradaki aktara gideceğim. Üç çeşit üzüm kullanmış olacağım. Bir de ben az önce yine şey yaptım. Bir karanfil daha hazırladım. Şu boşuna gitti çünkü esans kokusu. Bol karanfil kokulu olsun. Şimdi hemen yine bu kirlettiğim yerleri temizleyelim. Bu da böyle kaynasın. Şimdi buna biraz daha su ilave etmem gerekiyor. Koyulaşmaya başladı. Bir litre daha ilave ettim. Bir saat sonra da geri kalanını ilave edip daha da suyla işimiz yok. Şimdi size bir daha yakından göstereyim. Bir saatin sonunda tekrar görüşeceğiz inşallah. Fındıklarımı da koyacağım şimdi bir kase. Kaynadıkça içine karışır. Böyle bir yoluna girdi. Sevilay Mevlana'nın altını üstüne getirdi. Gitti. Yine markete gittim. Aklıma şey geldi. Zaten şuna takıldım ya kuş üzümüne. Olmazsa sanki bu aşure olmayacakmış gibi. Üçüncü çeşit. Üzümümü koyuyorum. Şöyle bir şey alalım. Markete de gittim. Market alışverişini yaptım. Şimdi oldu ya. Hiç içime sinmedi az önce ya. Aslında inan gerek yok. Farkındayım ama sinmedi o içime. Üzümü de koydum.
Orada dedim ki, sevgiler sen market işini daha yap. Yemeğine de başta aşure olurken daha mutfağa girmeyeceğim. Hangur tungur. Şimdi biraz şu anda biraz daha su ilave edelim. Kaynamıyormuş gibi görünüyor ama kaynıyor. Kaynasın güzelce. Portakal da aldım. Üzerini süslerken bir dilim koyacağım. Fındık da var. Ceviz de var. Kuru incir de var. Onu en son koyacağım. Şimdi koymayacağım. Ya çok bol oldu yani malzemesi. Beklediğime değdi yani. Aşuremiz kurulaşmaya başladı artık. Artık sona doğru geliyoruz. Karıştırın, karıştırın. Allah'ıma çok şükür nasip etti yapmayı. Rengi çok güzel olduğu için süt ilave etmeyeceğim. Çok berrak bir rengi oldu. Yani o kadar güzel oldu ki belli zaten. Hemen şuradan ben şekerimi çıkaracağım. Şekerimi ilave edeceğim. Çünkü sona doğru geliyoruz. Önce kuru incirimi. Şu anda ben bunu böyle parça parça yaptığım için sanki hemen yarım saatte yapmışım gibi oldu ama bayağı saat geçti. İncir de girdi. Dedi ki ben dedi vuruş bölümü yaptım dedi. Nohutlarımın fasulyelerimin diriliğine baktım. Gayet iyi. Fasulyeme göre nohutun bir tık daha diri. Şöyle bir tane yandım. Bak. Az önce daha diriydi. Şimdi daha iyi olmuş. Şimdi bir tık altını kısalım. Bu aşure 1 kilo şekeri yer. Tam 1 kilo. Tabii ben kontrol ederek koyacağım. Çünkü 1 kilo şeker yok oldu neredeyse içinde.
Geçen de öyle bir tarife bakarken bir tanesinde şey diyordu, karabiber biçin hiç gerek yok. Ama şöyle bir patates olabilir. Şurada benim bir şekerim daha var mıymış? Benim şekerim neredeymiş? Şeker taş olmuş içinde. Aslında bunu kullansam çok iyi olur ya. Burada var ama bunu kullanayım, bitsin o. Sonra ben ne de kullanacağım başka? Başka yerde kullanamam onu ben. Heh. Ama iyi erik olması lazım ama. Birinin kasesine gelse şöyle küp gibi. Şöyle gözümün önünde dursun da. Erisin. Erir ama. Sıcak ya. Hala altını kapatmadım. En kısıkta. Hemen önce komşuma vereceğim. Bakın şurada hala takibinde şeker. Kaya gibi. Ben de şu portakalımı hazırladım. Sandığım tumburum bitmedi bu sabah. Şekerine bakıp olmadı. Yine ilave edelim. Böyle duygu geçişleri yaşıyorum bugün. Şöyle. Son işlemleri de yaptım. Biraz şuraya doldurdum. Short sweaters çektim. Onun için doldurdum. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki. O kadar güzel olmuş ki. Allah'ım kabul etsin. Anneannecimin haberi olsun inşallah. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane doldurdum. 12, 14, 35 tane kap var. Komşularıma kendi evdeki kaselerimle veririm. Eğer yetmezse. 2 kepçe, 2 kepçe olarak ayarlıyorum. Gönül ister ki sizlerle buluşup da bunları dağıtmak, birlikte yemek. İşte. Şöyle daha iyi görünecek sanırım. Süslemesine bir portakal, bir ceviz koydum. Hindistan cevizi koymadım. Çoğunlukla hep Hindistan ceviziyle süslenilmiş. Fındık da var. Portakallı da hoşuma gitti yani. Beğendim bu görüntüsünü. Biraz da şey, fındık da vardı. Kırılmış. Ondan koyarım. Her onda bir üzerini süslüyorum. Gerçekten çok koyu bırakmadım. Meral abla seni dinledim. Çok koyu olmasın. Zaten durdukça koyulaşır bu. Şöyle yaptım ben. Her köşeye bir portakal gelecek şekilde.
sonrasında şöyle ceviz. Litrede büyük büyük koydum şu an videosu çekerken ama şöyle. Şimdi ne yapacağım? Bunu hemen şunun üzerine koyacağım ki götürmesi kolay olsun. Kaymağı. Biraz da soğur. Soğur o zamana kadar. Şimdi kaseyi ayarlayıp komşularıma vereceğim. Buyurun, ister misiniz şöyle? Çok beğendim. Şuraya koyalım. Şuradan şu dondurma kaselerine de özleme ayarlayayım. 4 tane. Kabın verir benim. Özlem de sıcak seviyor da şurayı zaten geldi aklıma. Özlem'e fındık da koyayım. Birer tane de ceviz. Portakal nerede? Şöyle kelebekli. Hepsini tutamadım, koyamadım. Bu da özledim. Özlem'e verdim. Süslemesi çok güzel olmuş ya da o paylaştığınız annemdi değil mi dedi. Anladım zaten dedi. Konuştuk. Şimdi yiyip yazacak bana. İlk tadına bakan Özlem olacak. Bunu da Neslihan'a alttakileri ayarlıyorum. Alt 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 gideceğim böyle. Ya dışarıya kaseyle veririm de yakınlara bunlarla
artık ben burada yavaş yavaş vedama geleyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Sevgiler, bugün bayağı mutfaklarda bu işlerimi halledip yemeğimi yapacağım. Görüşürüz.